Merhaba. Bugün hem aşırı gergin hem aşırı mutluyum. Çok uzun zamandır yapmayı istediğim bir video ile karşınızdayım. Bob Ross izleyerek, Bob Ross'un tekniklerini kullanarak, Bob Ross'u takip ederek bir resim yapma videosu çekeceğim. Bob Ross'u küçüklüğümden beri çok fazla seviyorum. Yani o kadar canlı hatıralarım var ki onu izlerken. Onu izlerken hakikaten ben de resim yapabilirim ya diye hissediyorsunuz. Böyle resim yaparken sizinle konuşurken kullandığı dil, ne bileyim evinde birlikte yaşadığı sincaplarla olan anılarını anlatması, bir gün balığa gitmiştim diye başlayan hikayeleri, yani o kadar çok seviyorum. Gerçekten çok iyi bir insan olduğuna dair hiçbir kafamda soru işareti yok. Harika bir insandı ve kanserden ölmesi gerçekten bu dünyanın ne kadar adaletsiz olduğunun bir göstergesi daha. Bu video için bir set aldım. Yeni başlayanlar için yağlı boya seti diye geçiyordu. Trendyol'da buldum. Tahta Kale Hobi diye bir butikten. Bulabilirsem linkini aşağıya bırakırım. Ben biraz kurcaladım aldıktan sonra. Bu benim kesme tahtamdı. Hani ne şekilde oluyor falan birazcık bir fikrim olsun istedim. Çünkü yağlı boyayla ilgili hiçbir tecrübem. Yalan olmasın var. Küçükken, bayağı küçükken, ortaokulda falandım herhalde. Eve bir şekilde bir şövalye geldi, tuval geldi. Nereden geldi hatırlamıyorum. Ayşegül kitapları vardı ya. O kitaplardaki çizimler bu arada dünyanın en iyi çizimleri. Onlardan birini çizebileceğime karşı bir inanç geldi bana bir anda nedense. Ve hiçbir şey bilmediğim için bu şu an yapacağımız teknik. Ve ton met, yani ıslak üstüne ıslak tekniği. Bundan falan bir haber olduğum için çok başarısız, gerçekten korkunç bir şey ortaya çıkmıştı ama daha küçüktüm yani. Ayrıca korkunç bir şey ortaya çıkarmakta da yanlış hiçbir şey yok. Burada hata diye bir şey yok, sadece küçük tatlı kazalar var. Neyse, çok gevezelik ettim. Bugün çizeceğim resmin adı Towering Peaks. Tatlı ya! Şimdi bu ekranda yazan boyaların hiçbiri neredeyse bende yok. Bir şekilde karıştırıp yani yakın bir renk elde etmeye çalıştım. Liquid White'i unuttum. Şimdi bu wet on wet tekniği demiştim ya, işte ıslak üstüne ıslak yapmamız gerekiyor. Yoksa boya olduğu yerde kalıyor. Böyle olmaması için Liquid White dedikleri bir şey var. Öğrendiğim kadarıyla Liquid White dedikleri şey keten yağıyla beyazın seyreltilmiş hali. Sonra bunu ince bir katman halinde tuvale süreceğim. Çok az boya alıyor. Hep çok az boyayla çalışıyor zaten. Kullandığı fırça bayağı büyük, benimki bayağı küçük. Şimdi bu renk, bu renge benziyor. Çok mu mavi oldu? Ya. Dur. Benzetmeye çalışıyorum. Bu yanlış. Kendi dünyamızı yaratmamız gerekiyor. Yellow green. Bu renk benziyor mu? Dur. Biraz green katmamız gerekiyor içine. Durgun su çiziyoruz şimdi. Ha, çok güzel. Beat the devil out of it. İyice pataklıyoruz diyordu şeyde. Türkçe dublajından. Oldu mu? Bence oldu böyle. Sanki güneş vuruyormuş gibi. Şimdi fırçamızı yıkıyoruz. Onun gibi fırçamı dövemeyeceğim. Çünkü her yer mahvolacak. Keşke atölyem olsa. Ya ama onun tuvali daha kuru duruyor. Benimki bayağı ıslak duruyor. Niye öyle? Mesela koyu yaptığı yerler koyu kaldı. Happy little clouds. Bright red. Bright red'imiz yok. Neyimiz var bizim? Scarlet'imiz var. Çok pembe. Nasıl yapıyor ya? Ben yuvarlak şeyler yapıyorum. Yuvarlak olmuyor. Ya alakası yok onu yaptığıyla, çok komik. Ya benim fırçalarım çok yanlış bence. Evet, ilk başarısızlığım. Bulutlar oldu. It's okay. Zor bence yani bulut yapmak. Bayağı zor. Hiçbir sıkıntı yok o yüzden. Bıçaklarım plastik. İşe yarayacağını umuyorum. Bir de ucu çok daha büyük onunkine göre. Aşırı siyah oldu benimki. Onunki mavi gibi bir şey. Ama orada da siyah görünüyor. Biraz daha mavi koyayım.
Çok küçük oldu benim daha. Dur. İşte lighter at the bottom olmuyor valla. Ay mahvettim. Benimki hiç öyle dağılmıyor. Yani bir kere dağın asla onun dağına benzemedi. Ay of çok taktım. Hayır. Bu benim dünyam. Bu afrosunkiyle aynı olmak zorunda değil. Ama olsa güzel olurdu. Şu an kendimi elmas maden gibi hissediyorum. Tamam anlıyorum Elmas Hanım. Açsana şu televizyonu benim program başlayacak. Titanium White'ı tekrar alıyoruz. Üzerine kar yapacağız. Ya kayıt durmuş. Asla farkında değilim ve neden durduğunu da bilmiyorum. O kadar sinirlendim ki şu anda. Of! Dağlarda bir sürü şey yaşadık arkadaşlar. Bir sürü sinir krizi ve bir sürü küçük tatlı olmayan kazalar yaşadık ve gerçekten dağı mahvettim. Ama artık bir noktada aşmam gerekiyordu. Her neyse şimdi buraya orman görünümlü bir şeyler yapıyoruz. Bir kısmını yaptım. Ya gerçekten aşırı tadım kaçtı ya. Aynı renk biraz daha koyu. Çok aşağıda oldu. Yerim yok benim o kadar. Dağ çok kötü oldu ya. Dağlar bayağı kötü oldu. Paranoyak oldum şimdi. Sürekli kontrol ediyorum, kaydediyorum diye. Bak bir tane daha yapıyor. Aa yaptım. Bütün deniz boşa gitti. Ben bunu birazcık fazla koyu yapmışım. Acil açalım bu rengi. Açıldı mı rengi? Hayır. Yani bir şuraya bak, bir şuraya bak. O zaman şunları biraz koyulaştıracağım. Hiç ama hiç yer kalmadı. Fan brush'ımızı alıyoruz. Benimki biraz büyük galiba ama. Böyle yapıyor. Uuu hiçbir şeye benzemedi. Çok kötü oldu. Başka fırça denesem. Keşke küçük bir fırça alsaydım. Sonra bir de reflection yapacak. Bende yer kalmadı ki. Tamamen farklı bir teknikle. Aynı şeyi yaratmaya çalışıyorum ve tabii ki olmuyor. Şimdi bir tane daha fırçayla, biraz daha detay. Adamın bir fırçayla yaptığı şeyi 10 fırçayla yapmaya çalışıyorum. Bunu gören kişi, ne bu, ağaç mı? Belki diyebilir. Bence çok kötü olmadı. Biraz daha uçlarını uzatıp daha böyle çama benzetirsek eğer. Siz ve ben beraber. Biz bu işte beraberiz arkadaşlar. Umarım videoyu kapatıp gitmemişsinizdir bu kız beceriksiz diye. Kesin batıracağım. Galiba batırmadım. Oluyor. Resmen oluyor. Aa yansıma yaptım. Of her şey birbirine geçecek gibi geliyor. Burada bırakacağım. Tek bir şey daha. Yapmak istemiyorum. Göstereyim mi yansımayı? Başarılı. Bundan valla alnımın akıyla çıktım. Helal olsun bana. Of, çok zor. Biraz beyaz alıp böyle, böyle, böyle. Azıcık oldu böyle, böyle. Aa oldu lan. Vallahi oldu. Vallahi ağaç gövdesi gibi görünüyor. Şaka gibi. Neyse zaten buraya kesin bir şey yapacaktır değil mi? Ağaç maaç bir şey yapılır buraya. Yani yapmasa da ben yapacağım buraya ağaç bir tane. Sandal yapıyor. Hiç güzel olmadı. Bu kadar ince nasıl yapıyor ya?
Ben başka fırçayla devam edeyim. Moral bozmak var. Çünkü bu benim karakterim. Ama olsun. Bir yere de bağlayamadım. Üçüncüyü çizmeyeceğim. Yer yok zaten. Ya her ağacın bir arkadaşa ihtiyacı vardır diyor. Sen tatlış mısın ya? Al sana arkadaş. Ya nasıl bu kadar az boya kullanarak bu kadar çok şey yapıyor bu adam? Ben bunu hiç anlamıyorum. Benim bütün boyalarım bitti. Yine durmuş kayıt ama yakaladım. Bu sefer hemen yakaladım. Olmuyor abi. Aynı etkiyi vermiyor. Benim fırçalarım dandik. Ne yapabiliriz? Var ya bu yansımamı asla mahvetmem. Buradan hiçbir şey geçirmeyeceğim. Bir dakika. Of. Diğer tarafı da yaptı. Her yere yaptı bundan. Birazcık geçirebilirim. Gerçekten. Yansımamı mahvetmek istemiyorum. Çok güzel oldu ya. Resmin en sevdiğim kısmı orası oldu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok hoşuma gitti. Ha. Renkler falan tatlı oldu. Ne kadar beceremesem de renk karıştırmayı. Ya şu an seviyorum ben bunu. Hayatım, derizi dediğin hiçbir şey o kadar da kolay değil. Hayır. Ya hayır. En kötüsü yaptığın şeyi mahvetmek. Bir dakika, halledeceğim. Olduğu kadar. Zaten iğrenç bir renk. Burnt Sienna, yanlış renk. Olmuyor. Seninki gibi olmuyor. Çok yoruldum. Yani yapabileceğimin en iyisi bu. Bu buyum ben. Bu kadar. Şimdi highlight yapacağız bitkilerin üzerine. Üstleri açık renk. Arada highlightlar var. Bunu nasıl yapıyorsun? Büyücü müsün ya? Ya var ya, iğrenç bir renk yaptım. Güzel renk ortaya çıkmıyor. Abi beyazın bitmesini beklerken sarı bitti. Olmuyor ki, boyanmıyor ki. Yanlış bir şey yapıyorum ama. Ama boyanmıyor yani. Kesinlikle boyanmıyor. İyice sıkıldım, belli oluyor. Yarım elle yapıyorum her şeyi. Çünkü bence güzel olan her şey mahvoldu şu an. Kırmızı ki ne kullanıyor? Bırak dedim, yok. Scarlet var, olur mu? Ne yaptın 2 dakikada ne yaptın sen ya? Benim bunu böyle yapmam imkansız. Bu şartlar altında bu kadar oluyor. Umarım bunun sağını solunu kapatacağızdır. Ya ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu sarıyı direkt oraya alamıyorum ya. Hey, bitirdi. Bir dakika. Yok, olmuyor ve umurumda değil artık. Çok başarısız. Yani ağaçlar çok kötü oldu ve ağaçlara şey yapmadan önce, daha açık renkleri yapmadan önce çok daha güzel görünüyordu resim. Şu kısmı o kadar çok sevdim ki, yani şunları kapatıp, yani hayatına daha önce hiç böyle bir şey denememiş birisi olarak bence çok kötü değil. İyice karanlık oldu ya, kamerayı biraz şöyle pencerenin önüne alayım. Sizinle buradan vedalaşalım. Yüzümde boya mı var? Güzel. Kendimi tamamen verdiğimi bir göstergesi olarak. Bu da böyle bir maceraydı. Belki kendimi geliştirdikten sonra bir başka Bob Ross resmiyle yine bir video çekebilirim. Yal boya zor. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ellerim.